yaklaşıyor hadi sen de durma sana bolca Herkese merhabalar arkadaşlar ders izleyene hoş geldiniz Üçgende benzerlik öğretici testimizi çözeceğiz Birinci soruyla başlıyoruz D1 D2 ve D3 doğruları birbirine paralel AB uzunluğu 2x 3 İsterseniz bunları yerine yazalım. 2x eksi 3 burası. BC uzunluğu 3x artı 1. DE uzunluğu x artı 3. EF uzunluğumuz ise 5x artı 5'e eşit. BC uzunluğu kaç santimdir? Burada paralel doğrularda arkadaşlar şu özellik vardır. AB'nin BC'ye oranı DE'nin EF'ye oranına eşittir. Bunları birbirine eşitlersek. 2x eksi 3 bölü 3x artı 1 eşittir. x artı 3 bölü 5x artı 5. İşler dışlar çarpım yaparsak 2x eksi 3 ile 5x artı 5'i e çarparsak burası 10x kare artı 10 tane x eksi 15 tane x eksi 15 eşit olacak. 3x kare artı 9 tane x artı 1 tane x artı 3. Şu 3x kareyi bu tarafa atarsak burada 7 tane x kare kalacak. 9 1x daha 10x. 10x de yok olacak. Burada 15 tane x kaldı. Artı 3'ü de bu tarafa atarsak eksi 18 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırırsak 7x e x. Burada bunu eksi 3'e artı 6 diye çarpanlarına ayırırsak ortadaki ifadeyi de verir. Buradan x değerimiz eksi 6 bölü 7. x değerimiz 3 çıkacak uzunluk negatif olamayacağından dolayı arkadaşlar bu eksi 6 bölü 7'yi almayacağız. Yani x'imizi 3 kabul edeceğiz. BC uzunluğu da 3x artı 1 eşitti. Yeni yazdığımız zaman bu değerde 10 olur. Doğru yanıtımız Adana. İkinci sorumuz. AC DE uzunluğuna paralel. DE uzunluğu 4. AC uzunluğu 11. BD'nin DA'ya oranı nedir? Şimdi şu uzunluğa x, şu uzunluğa y dersek şu paralellikten dolayı şöyle bir kuralımız olacaktır. 4'ün 11'i oranı x'in tamamına oranına eşittir. Yani x bölü x artı y eşittir 4 bölü 11. İşlemsel çarpımı yaparsak 11 tane x eşittir 4 tane x artı 4 tane y olacak. 4x'i bu tarafa atarsak 7 tane x 4 tane y'ye eşit. Buradan x değerimiz 4 ise y değerimiz 7 olur. Bizden BD yani x'in arkadaşlar x'in değeri de 4. DA'ya yani y'ye oranı sorulmuş. O zaman bu değer 4/7 bölü 7 olarak bulacaktır edirne seçeneği. DE uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine paralel bütün uzunluklar verilmiş ve yerine yazılmış. AC uzunluğu kaç santimdir? Burada yine paralel uzunlukların birbirine oranı yani 3'ün 5'e oranı eşit olacak. Bu uzunluğun tamamına oranı. Buradan x artı 1 bölüm tamamını toplarsak burası da 2x eksi 3 olacak. İşaretler çarpımı yaparsak 6 tane x eksi 9 eşittir. 5 tane x artı 5 eşit. Buradan 5x'i bu tarafa atarsak x kalacak. Eksi 9'a karşı tarafa geçer. 5 ile toplanırsa 14 olur. AC uzunluğu AC uzunluğu x olarak top, totalde arkadaşlar 2x eksi 3 eşitti. x 14 yazarsak 2 çarpı 14 eksi 3 28'den 3 çıkarsa cevabımız 25 olarak bulunacaktır. Edirne seçeneği. Başka sorumuz da şu şekilde. Üç kenar uzunluğu birbirine paralel olarak verilmiş ve üç kenar da birbirine eşit. FM uzunluğu 3 santim ise BC uzunluğu kaçtır? Şimdi öncelikle şu paralellikleri kullanırsak arkadaşlar, şimdi şurası orta nokta olduğundan dolayı şu uzunluğumuz 6 santim yani 2 katı olacaktır çünkü 3 dediğimiz yer orta taban olacak. Şimdi burada da şunu yapacağız, şu uzunluklara isterseniz x, x, x diyelim. BC uzunluğuna da M dersek. Şimdi paralel kenarların uzunluğunu yani oranını kullanacağız. Altının M oranı eşit olacak. X'in tamamına oranına. Buradan X bölü 3X. X'ler birbirini sadeleştirdi. İşler dışlar çarpımı yapılırsa M değeri buradan 18 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Adana. Sorunun şu şekilde Yine paralel olan EF uzunluğuyla BC uzunluğumuz, FK uzunluğuyla da CD uzunluğumuz var. CD uzunluğu kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar AE'nin EB'ye oranı 2 bölü kök 5 ise karşı kenarda yine aynı şekilde buraya 2K dersek buraya K kök 5 diyebiliriz. K katını aldık. Şimdi şu uzunluğa da X dersek şimdi paralel kenarın uzunlukları oranı yani kök 5 eksi 2'nin x'e oranı burada af'nin tamamı yani ac'ye oranı eşit olacaktır. 2k bölü alt tarafı da k parantezine alırsak ve bunları toplarsak 2 artı kök 5 olarak bulunur. Şimdi şu k'lar birbirini götürecek sadeleşecektir. Ve eşlenik çarpması yaparsak burada 2x eşit olacak. Kök 5 ile kök 5'i çarparsak arkadaşlar 5 olur. Artı 2 ile eksi 2'yi çarparsak buradan da eksi 4 gelecek. 2 x eşittir 1. x de buradan 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız adına. Son sorumuz şu şekilde. ABC üçgeninde DE uzunluğu BC uzunluğuna paralel. 6 ve 8 santim uzunluğunda 2 tane uzunluğumuz var. Bir de eşitlik var. Onu da eşitlemek için şu ifade 3m dersek bu ifade 2m olacaktır. Şurası 2m. DF uzunluğu da 3m'ye eşit. FT uzunluğu yani şurası x olsun. x kaçtır diye soruluyor. Şuraya da y diyelim arkadaşlar. Öncelikle şu ABC üçgeninde paralellik kullanıp benzerlik yaparsak burada paralel kenarın uzunlukları oranı 3m'nin y'ye oranı AF uzunluğunun yani altının tamamı 14 artı x'i oranına eşit olacak. Bir de şurada küçük benzerlik yani kelebek benzerliği yaparsak 2M'in arkadaşlar Y'ye oranı çünkü şu açılar birbirine eşit olacaktır. Bu açıların karşısındaki kenarları oranladım. Bu da eşittir. Şu açımızda da şu açımız iş işte açıdan birbirine eşit. Burada da x'in 8'e oranı eşit olacak. Şimdi biz bunları taraf tarafa oranlarsak y'ler birbirini götürecek. M'ler sadeleşecek. Burada 3 bölü 2 kalacak. Eşittir. Burası ise 6 bölü 14 artı x çarpı diyeceğiz. Ters çevireceğiz. Çarpacağız. 8 bölü x'e. Düzenlersek ve sadeleştirme işlemlerini yaparsak şunu 3 ile 6 sadeleşecek. Burası 2 burası 1 olacak. Ve içler dışlar çarpımı yapılırsa arkadaşlar daha doğrusu öncelikle bir şurayı düzenleyelim. Burası 1 bölü 2 eşittir. Burası 16 bölü 14x artı x kare olur. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 32 eşit olacak. x kare artı 14 x'e. x'e buradan arkadaşlar gözüküyor sanırım. x yerine 2 yazarsak 28 artı 4'ten 32'yi verecektir. O yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar benzerliğe. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.